Sevgili Yay burçları hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bakalım 26 Ocak Perşembe günü Jüpiter günündeyiz. Jüpiter gününde çekiyorum. Esmanızı da vereceğim. Yıldıznamenizi de açtım. Yeni takibe alan tüm dostlarım için sevgilerimi gönderiyorum. Neden perşembe diye sorarlarsa Perşembe günü Jüpiter'in günüdür. Biz onu Arapça'da müşteri yıldızı diye adlandırırız. Ve müşteri yıldızı müşterek iş yapmaktan gelir arkadaşlar. Sanıldığı gibi ticari alışveriş değildir. Sadece ticari alışveriş değildir. Ama ticari alışveriş de müşteri yıldızının etkisindedir. Perşembe günleri Jüpiter yıldızı. Araplar ona müşteri yıldızı diyorlar. Müşterek sevgi, saygı, sosyal aktiviteyi. Sosyal aktivitenin yanı sıra e, ticareti de temsil ediyor. E, ticaret yapan insan, para kazanan insan ne yapacak? Bir şehir hayatı olacak. Bir köy hayatı olacak. Bir tarım yapıyorsa ürününü satacak. Ticaret yapıyorsa e, biçtiği bir elbiseyi satacak. Yani... Müşteri günü kutlu olsun arkadaşlar. Bunu bilmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Yeni takibi alan tüm dostlarım. Neden müşteri gününde derseniz siz bir işe perşembe günü başlarsanız hayır ve hasenet görürsünüz. Ayet-i kerimelerde bu sabittir arkadaşlar. Hayır ve bereket görürsünüz. Gerek hadislerde, ayetlerde alimlerin yazdığı yıldıznamelerde bunlar tespiti vardır. Ve Perşembe oldukça hayırlı bir gündür. İyi ki yay burçları uğurlu gündüz Perşembe. Bugünlerde ticaret yapabilirsiniz. Bugün Perşembe günü zikir çekmeye başlarsanız hemencecik dileğiniz, isteğiniz olur. Ağırlıklar kalkar. Bilenlere hatırlattım. bilmeyenlere de böyle anlattım. Arkadaşlar hayırlısıyla inşallah Rabbim önünüze hayırlar çıkartır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke camiun nasili yemin la raybefi innallaha la yuhlu fil miyat Evet Biliyorsunuz bunu buluşturma duası olarak da bilirler, kavuşturma duası olarak da bilirler, kayıp duası olarak da bilirler arkadaşlar. Ali İmran 8. ayettir, bir kısmıdır. Bir şeylerle buluşacağınızı, kayıp bir şeyi bulacağınızı ve bilmeniz gereken her şeyi Allah'ım rüyalarınızda bildirecek yay burçları. Alın kabul edin. Şimdi gerçekten ben yay burçlarını böyle videosunu hazırlarken yıldızlı hazırlarken su gibi akıyor. Biraz evvel balıkları çektim. Onların da Perşembe günü, Jüpiter günü. Onlarda da çok kolay. En kolay da balıklar hatta. Burada da söylüyorum. Gerçekten çok kolay çekiyorum. Akıcı oluyor. Bazı burçlar var üzerime böyle çöküyor. Söylemeyeceğim ama inatçı burçlar gerçekten ağırlıkları çöküyor. Ben koç burcuyum. Yükselen aslan. Ay burcu akrep. Hani benim böyle bir yaylarla bir e, bağım yok gibi de var balık burçları. Neyse konu ben değilim ama şunu da bilmenizi isterim. Astroloji takip eden da, dostlarıma, genç kardeşlerime. Güneşin bulunduğu ev. Güneşin bulunduğu ev onun kalitesini belirler. Yani ben Öğleden sonra saat 2 gibi doğmuşum, 2'den biraz önce. 9. evde bir güneşim var, o da yay enerjisi veriyor bana. Böyle dinsel konulara merak, işte e, böyle oldu yıldıznamelere merakımda. E, yalnız mistik enerji veriyor bana, hem mistik durumunu veriyor, hem de e, yeni çıkan bütün inanç sistemlerini incelemem kadim inanç sistemleriyle birleştirmem beni yani bu konuda biraz şifacı yapıyor arkadaşlar sizde de var o yay burçları sizde de var mistiksiniz yani biraz balıklar da öyle yaylar da öyle mistik bir tarafı var yüce gönüllü bir tarafı var cömert bir tarafı var bu aralar yay burçları gerçekten cömertliğimizi tartışır olduk ee, karşılık ılı verelim alalım. Yani alma verme dengesini koruyarak cömertlik yapalım. Onu da söylüyorum. İlahi mizanın kurulacağı, sıkıntıların başınızdan gideceği bir döneme gelmişsiniz. Lütfen olayları gözden geçirin. Zihninizde oluşan bir alınganlık, bir insana duyduğunuz öfke olabilir. Kontrol edin kendinizi. Bazı durumlar gece uykunuzu kaçırıyor sizi sıkıntıya sokuyor. Bir de baş ağrısı ve tepe çakrası ile ilgili sorunlar göze çarpıyor. Fazla düşünmeyin balık şey yay burçları. Ee, neden? Ee, çünkü bir şeyi çok değiştirmeye çalışmışsınız olmamış. Yani artık fazla üzerinde durmayın. Akışta kalın derim. Bir buluşma gerçekleşecek biraz evelde. Ali İmran 8. ayeti okudum. Bir buluşma, bir kayıp bir şeyin bulunması, yani yeniden birisiyle kavuşmalar, görüşmeler olabilir. Ee, aydınlanma var. İçinizdeki aydınlanma dış dünyana yansıyacak. Buluşmalar olacak. Bir karanlıktan ışığa çıkma var. O da duaların sayesinde olmuş, yay burcu yüce gönüllünün sayesinde olmuş. Evet, güçlü görünüyorsun ama hafif böyle bir e, alınganlık göstermişsin bir konuya. O da uykularını kaçırıyor. Evet, kendini keşfedeceğim, yıldızını yükselteceğim. Evet bir müjde veriyor arkadaşlar. Bir müjde veriyor. Gerçekten iyi bir haber alabilirsin her an. akışkan bir hafta, çabuk geçecek. Hastalıklarınız çabuk bitecek. Siz çabuk iyileşeceksiniz. Yıldızınız yükseliyor. Ve bir denge sağlama, bir hediyenin gelmesi veya bir doğum günü gibi bir yerde birisiyle buluşabilirsiniz ya da e, doğum günü olabilir bir düğün olabilir birisiyle bir buluştuğunu gösteriyor sevgili dostum tüm yay burçlarına söylüyorum arkadaşlar acaba benim üzerimde ağırlık var mı acaba bana büyü mü var bende yıldız düşüklüğü mü var nazar mı değdi gibi Toplumumuzda çok yaygın söylemler bu hafta senin kafanı kurcalayabilir. Ben arınma görüyorum. Daha önce ya bir şey kurşun döktürdün ya bir dua ettin bir arınma yapmışsın. Şu an onu ders etme. Ee, hiçbir şey benden daha güçlü değil. Ben güçlüyüm gibi söylemleri hayatına katacaksın. Ee, bunlardan kurtulduğunu da göreceksin. Dediğim gibi biraz arkadaş çevresiyle, biraz dost çevresiyle yakınlık kurabilirsin. Bir yerlerde biraz eğlenceli bir yerler gözüktü. Neşeli bir yerler gözüktü. Orada kendini bulacaksın. Sıkıntılarını atacaksın. Evet. Yeni başlangıçlar yapacak bazı yay burçları. Yeni bir ilişki başlayabilir. Yeni bir dönem başlayabilir. Özellikle yay burçları ile kova, yay terazi, yay ikizler arasındaki aşklarda yenilenme olabilir. Bu burçlardan birisiyle yeniden başlangıçlar olabilir. Kısa iki tane yolun var gideceksin. Dişlere dikkat edin. Diş ve ağız problemleri veriyor. Kulak problemleri veriyor bu bölgeleri temiz hijyen tutmaya çalışın tedavisi varsa hemen yaptırın ve ergenlik çağında çocuğu olan yay burçlarına diyorum biraz problem yaşayabilirsiniz çocuklarınızla dikkatli olun arkadaşlar bir yükseliş yaşayacağınızı eğer mesleki anlamda yükselme bekliyorsanız bu hafta onun haberini alabilirsiniz. Anda yaşayacağını, anın, anın kıymetini bilmen gerektiğini söyleyebilirim. Küçücük bir parayı büyütme ya da küçük bir işi büyütme gibi planların var. Bu hafta onunla ilgili olumlamanı yap, duanı yap. İnan ki küçük küçük kazançlar büyük bir işe dönüşecek. Bunu da yakında göreceksin. Yay burçları zikrinizi vermek istiyorum. Ya aziz zikrin, aziz, ya aziz. Videonun altına yazıyorum. 190'dır tekrar sayısı. Mağlubiyet bilmeyen, güçlü olan ve düşmana karşı galip gelen anlamındadır. Ya aziz zikrini 190 kez çekin tüm düşmanlarınız inşallah sizden uzaklaşır gider. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.